Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda bok gibi bir oyunla beraberim. Age of History 2 diye bir oyun. Yorumlara okumadım, beyan ediliyor ama bu oyunu yorumlarda gördüm. Güzel olarak diye düşündüm, girdim ama aslında güzel gibi görünüp de bok gibi olan oyunlardan bir tanesiymiş. Oyunda böyle tarihin ilk milattan öncesinden kadar şöyle göstereyim. Şöyle 2017'ye geldim yanlışlıkla, dur. O da 2010, ha, milattan önce 361'deki dünya tarihi olayları, ne bileyim, coğrafi mevzular falan filan, oralardan başlayıp mesela burada antik Yunan falan var. Buralardan 2018'e kadar gelebiliyorsunuz. 2018 Türkiye'sinde başlayacağım ben. Ondan sonra dünyanın amına koymaya çalışacağız. Bakalım başarabileceğiz mi? Tayyip Erdoğan var şu an Türkiye'nin başında. Rusya falan var, bak burada Putin var. Burada Fransa var. Ben geçen bir yarım saat falan oynadım. Bana şey açtı. Rusya savaş açtı. Hoş olmadı tabii. Rusya savaş açınca ben biraz sıkıntıya girdim. Karşı koyamadım. İyi olmadı. O yüzden bu sefer Rusya ile aramı iyi tutmaya çalışacağım. Ve Rusya ile aramı iyi tutarken bir yandan da diğer küçük devletleri yok etmeye çalışacağım. Şimdi yeni oyun dedik mi buna biz? Ne oldu? Benim demin yaptığım ayarların hepsi gitti. Bok gibi oyun işte. Yani boşuna demiyoruz bok gibi bir oyun diye. Ha. Seçenekler. Savaşçısı kapalı. Zorluk normale, acemi normal arası. Tamam. Zimbabwe'de değil, hayır. Zimbabwe değil, Türkiye. Oyuncu bir Türkiye. Biraz müzik açık gibi de neyse, bir şey olmaz. Şunu indireyim mi? Oyna dedim. Çöp var arkada. Şimdi böyle başlıyorsun. Burada 4750 altın Merkez Bankası'nın rezervleri diyelim. 4750 dolar rezerv var. Artı 5030 dolar rezerv geldiğini düşünelim, altın. Burada hareket puanı, burada diplomasi, ıvır zıvır. Medeniyetimizin bütçe görüntüsünü açıyoruz. Buradan mallara abanırsak nüfus artıyor. Bu çok açık, buna sesi yalnız. Heh. Ama para azalıyor. O yüzden nüfusu arttırma politikası gütmeli miyim, gütmeli mi, gütmemeli miyim bilmiyorum. İlk başta onu gütmeyeceğim. Araştırmaya da gütmeyeceğim ilk başta. Yatırımları da düşük tutmamız söyleniyor. Onu da tam anlamadım. Bütçemizin mesela şu an %61'ini harcıyoruz. Şu an %14'ünü harcıyoruz. Düşük tut diyor bunu. Bilmiyorum niye. Şu an bizim gelişimimiz %14'te. Bunu nasıl dengesi olduğunu anlamıyorum. Ne diyor? Mutlaka en düşük seviyede tutun. Şu en düşük seviye. Niyeyse bunda tutuyoruz. Yatırım iyi bir şey değil mi? Vergiyi de ilk başta biraz kısacağım. Zaten çok fazla vergi alamıyoruz ilk başta. Vergiyi başta kısıp mutluluğu tavana vurup ondan sonra ölümüne vergi dayamak gibi bir mevzum var şu an. Kapattım onu. Araştırma puanlarımızı vereceğiz. Nüfus artışına verebiliriz buradan. %0,75 arttırıyor. Vergi geliri, ekonomi büyümesi, üretim geliri, yönetim, ordu bakımı. Şimdi hocam birazcık ordu bakımı. 40 puan küsür bir şey vardı. 10 bu. Araştırmaya şöyle 20 verdim. Nüfus artışına 7 verdim. Ekonomi büyümesine 6 verdim. Tamamen kendi götümden uyduruyorum şu an. Öyle oyun hakkında uzun bilgiler edinmedim, bir şey yapmadım. Bir yandan da Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Tarihi bir kim var nedense aramızda, 1900 ne 1700'lerde geçen Total War'da olduğu gibi burada da bir kim var. İlk başta Suriye ve Ermenistan'a gireceğim. Azerbaycan'la ittifak kuracağım. Yunanistan'la tabii ki de aramı iyileştirmeme gerek yok. Şu büyük devletlerle bir aramızı iyileştirelim. Şunlar bizim başımıza bela olmasın. İlişkileri geliştir abi. Diplomasi puanı harcıyoruz bunlar için sürekli. Amerika ile de geliştir. Bir de Çin. Çin'le geliştir. Komünist China. Japonya ile gerek yok. Şu an Hindistan'la geliştirelim ilişkileri. Tamam. Şimdilik bunlar bizi keser. İsrail nerede? Ben Türk-İsrail ilişkilerini geliştirmek istiyorum. Şöyle Türk-İsrail İş Adamları Derneği falan. Onları yapacağım. Bulgaristan, Yunanistan'a hiç gerek yok bunları da geliştirmeye. Onları zaten işgal edeceğiz. Tamam. Şimdi paramız ay bu kadar geliyor. Asker daha yetiştirmeyeceğim. Bir süre rahatız. Ne yapacağız? Şuradan harita modlarına geleceğiz. Harita modlarından gelir. Ha. Ankara'da bir adet atölye inşa edip gelirimizi arttırıyoruz ve para bitti zaten. Harita şey, oyun çok hızlı geçiyor. Şak şak geçiyor turlar. Bak şimdi. Hop geçti. Bir tur geçti. Hop bir tur daha geçti. Bir anda 11 bin paramız oldu bak. Tur hızlı geçiyor. O güzel. Ne yapacağım? Neredendi? Harita modları. Bunun kesin daha hızlısı vardır. Kısa yolu varmış, evet. Harita modların kısa yolu varmış. F4.
F4'ten gelir. Tamam. Ankara'ya ikinciyi kuramıyorum çünkü teknolojik gelişmişlik seviyemiz yeterince olmadığı için henüz ona izin vermiyor. Bunu da yaptım. Bunu da artık yapamam. Hemen geç abi yeni tura. Ne oldu? İran'la Türkiye'den bir hakaret. İran. Hasan Ruhani bana hakaret etmiş. Vay amına koyayım senin ben. Sen kimsin de bana hakaret ediyorsun? Seni de işgal edeceğim. Nükleer gücü daha yok onun. O İran'ı da alırız. Orta Doğu ve Balkanların merkez gücü olacak tekrar Türkiye. Yeni Osmanlı değil, Türkiye. Bu büyük Türkiye olacak bu. Bir yandan ama Rusya'nın babası savaş açmaması lazım. Çok büyük topraklar, karşı koyması zor oluyor adama. Ne oldu? Almanya ile ilişkilerimiz gelişti. Tekirdağ'da bina inşa edildi falan. Arjantin'le nedense... Arjantin bana niye hakaret ederse? Kimsin amına koyayım? Arjantin'le ne problemi olabilir Türkiye'nin? Gerçekten saçma bir politika. Aksiyon olsun diye saçmalık yapmışlar. Türkiye gelişiyor, Türkiye büyüyor. Sıcak para girişiyle dışarıdan. Avustralya'dan da bir hakaret aldık. Saçma amına koyayım. Saçma ama neyse, oyun akıyor. Fransa'dan hakaret aldım. Diplomatik ilişkilerimiz askıya alındı. 2020'ye kadar. Oyunda korona var bu arada. Korona geliyor, nüfus yerle yeksan oluyor. Korona geldiği zaman nüfusu patlatacağım. Tepeye vuracağım yatırımlarla. Nüfusa yönelik yaptığımız 5 çocuk yapın gibisinden yatırımlarla. O şekilde nüfusu dengelemeye çalışacağız. Enflasyon mu artıyor bizde? Bunların paralısı gitgide artıyor. Bayağı bir yaptım. Gelirim mesela her tur ne kadar artacak? 6034, 6062, 6090, 6114, 6139. Geçiyor bak. 9 Ocak 2019'a geldik. Şimdi Akhisar'da yaptım. Bunları da keşke daha hızlı yapabilsek. Eskişehir'e dizdim. Trabzon'a yapıştırdım. Rize'ye yapıştırdım. Anamur'a yapıştıramıyorum. Hareket puanı bitti. Hemen bir sonraki tur. Anamur. Antalya'yı 3'e bölmüşler abi. Burası ne mesela? Antalya. Bu Fethiye. Doğru. Doğru değil aslında. Buraya kadar Antalya hala. Şöyle Antalya hatta. Şu şöyle Antalya. Şöyle bir Antalya büyüklüğü. Buradan itibaren Fethiye Fethiye burası ve burası Antalya. Normalde de yapmamışlar. Antalya, Alanya, Anamur. Antalya'yı 3'e bölmüşler. Çok saçma. İş olsun diye. Oyun yayılsın diye büyük ihtimalle. Eskişehir, Anamur, Sinop'a da hemen. Aynen. Türkiye büyüyor. Güçlü Türkiye. Ankara gelir olarak en yüksekte şu an. Hemen abi devam. Sivas'a bir tane. Yeni gelen paralarımızı Aydın'a, Gaziantep'e, Van'da da hemen Erciş'e bir tane atölye. Afyonkarahisar'a bastık. Diplomatik ilişkilerimiz gelişti biraz. Rusya ile falan da gelişti. İskenderun. Parası gitgide artıyor, boku çıkıyor. Bingöl. Bitti. Şimdi Rusya ile ilişki geliştirmeye devam. Rusya büyük problem çünkü. Çin'le düşmanmış. Almanya ile ilişkileri askıya almış. Falan filan. Fransa ile ilişkim eksi 5'te. Geliştiremiyorum. Almanya ile geliştirebilirim. İngiltere ile geliştireyim. Yani bu diploması... Ne oldu? Çok fazla kahve var senin bu yılbaşı şeylerinden. Bir bundan bir de bundan veriyorum karışık. Yani bazılarına bunu koyacağım, bazılarına bunu koyacağım. Ha, ver ver. Olur değil mi? Zaten yani gidip de üçü bir arada içmeyiz herhalde. Ver öyle. Ya da siyah çay. İçmeyiz ya. Ne bu? İspanya ile ilişkileri geliştirdik. Amerika ne durumda? Amerika ile de geliştirelim. Ticaret olayını tam anlamadım oyunda. Nerede o ticaret? Talep et bak. Yani eyalet mi isteyeceğim Amerika'dan mesela? Bunun yani öyle bir şey yok. Fırça. Bu da zorlama herhalde. Geri gel, geri gel. İstemiyorum hiçbir şey. Amerika'dan eyalet falan istemiyorum. Çık. Özür dilerim. İstemiyorum. İptal et. Ne attınız Amerika'dan toprak istemek? İnsanın toprak bütünlüğü bozulur mu hiç? Japonya ile ilişki gelişti. 486, 1500, 6570. Tamam, şimdi biraz da şeye geçiş yapalım. Ya masada kaybettik arkadaşlar. Biz Türkiye Savaşı masada kaybetti şu an. Bitti mi? Diplomatik olarak aldım değil mi göt verene? Tamam. Ver abi barış müzakere. İstiyorum. İlla bunu yapacağım. Ben şuna tıklayınca bir vasalı serbest bırak yazıyormuş.
öküz gibi hepsini al diyormuş. Ver lan hepsini. Ver lan gözlükleri. Ver amına koyayım. Aha da aldım. Sikerim. Ne biçim söyledim lan? Sikerim. Affetmem. Düşük istikrar. Şimdi oraları asimile edeceğiz. Mesela Halep'i asimile edeceğiz. 2700 maliyetle asimile ettik. Latakya'yı asimile. Kobani'yi asimile. Burayı asimile. Bunların hepsi asimile. Almağara, Kamışlı, Hama, Homs, Volan Tepeleri. Gerçi orada değil. Deir Ezzor. Orayı da Deir Ezzor'u da asimile ederiz. Böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Palmira, Mayadin'i asimile edemedik. Onu da hemen ettim. Burada gerek yok zaten değil mi? İstikrarı %100. Aynen, şimdi bunlar yavaş yavaş asimile oluyorlar bak. Ne diyor orada? Devrim riski yok, nüfusumuz azınlık. Bu arada korona gelmedi. Böyle bir durum var şu an. Hemen. Hemen araştırmaya. Sahip olduğum bütün parayı veriyorum ama araştırmaya ve akabinde nerede? Rusya'ya hemen bir Rusya ile ilişki geliştirmesine devam. Ermenistan'a yine bir küfür. Askerlerimizi Ermeni sınırına yığacağız. Ve Ermenistan'ı artık Türk topraklarına katacağız. Hepiniz abi Ermeni sınırına koşun. Kaçınılmaz son gerçekleşecek. Zaten iki blok sınırımız var. Koskoca devletle. Minicik bir devletin VS'sini izleyeceğiz. Askerler gidiyor. Sen de gel, gövde gösterisi yapalım. Merkezden de gelsinler. Araştırma level'larımız birikiyor. Şöyle ikili ikili birikmiş. Nüfus artışına mı vereyim? Ordu bakımına vereyim. Ki masrafı azalsın ordunun. Geldi mi herkes? Geldi mi? Evet, tamam. Fars, Iğdır. Herkes geldi mi? Yok, gelmedi. Geldi. Herkes geldi an itibariyle. Ermenistan'a yapıştırmaya hazırız. Diplomasi görüntüsünden ben Rusya yine hala ürkütüyor beni. Rusya ile artı 39 Ermenistan. Kimsesi yok değil mi? İran'la ilişki geliştiriyor sadece. Savaş ilanı an itibariyle Ermenistan'a edilmiştir. Süper. Türkiye'nin sıkıntısı var mı kimseyle? Düşmanız. Brezilya ile düşmanız. Yunanistan'la düşmanız. Hiç sıkıntı değil. Yunanistan yer mi Yunanistan'ı ben? Lübnan, Hollanda ile niye Yunan düşmansak artık? Lübnan'la da aramız bozukmuş. Onu da sikeriz. Ordu bakımını düşürmeye devam. Hocam. Tek celsede. Tek celsede Ermenistan'ı yok ediyoruz. Aha. Hop. Aha bitti. Türkiye muzaffer. Ermenistan bitti hocam. O zaman Ermenistan'la barış anlaşması imzalansın. Barış müzakereleri. Mesela vasallaştırabilirim Ermenistan'ı ama onun yerine ben şu şekilde hepsini al diyorum ve Ermenistan'ı da Türkiye topraklarına katıyoruz. Kaç yılında? Kattık. 17 Mart 2022. Teknoloji puanını hemen veriyorum orduya. Gürcistan. Bana sıkıntı veriyorsun. Azerbaycan'la düşmansın. Azerbaycan'ın düşmanı benim düşmanımdır diyorum. Savaş sebebi geliştiriyorum böyle kendime. Ondan sonra askerleri hemen sınırı diziyorum. Çok seri. Sen yetiştirme dur. Yetiştirme. Babacım. Şuraya gel. Şu kadar. Şuraya gitsin. Bu kadar. Bu da buraya gitsin. Ama bayağı asker kaybetmişiz biz Ermenistan'la olan savaşta. Bu arada istikrarı da sağlamak için Ermenistan'da Guyumri ve Kapan'da asimilasyona başladık. Ordu yetiştirmek lazım. Ordu yetiştirmek lazım. Şöyle bu kadar birim burada yetiştirdim. Bu kadar birim de burada yetiştirdim. Tamam. Bu arada bütün parayı araştırmaya vermiştim ben. Hala artmış, gelişmişiz. Devam. Araştırma önemli. Özbekistan'la ilişkilerim askıya alınmış. Bu büyük bir problem. Türkiye'nin geleceği için Özbekistan'la ilişkileri önemli. Gürcistan'a da savaşı açtık. Türkiye çok agresif tavırlar sergiliyor. Başına iş gelecek.
Gürcistan'ın işgali de an itibariyle çok hızlı ve seri bir şekilde başladı. Gürcistan karşılık veriyor. Gürcistan'ın fazla askeri varmış. Yurt olarak acilen asker yetiştirmemiz lazım. Düşündüğümden daha büyükmüş. Ermenistan'dan Ermeni askerleri savaşa sürüyorum. Osmanlı politikası uyguluyorum. Aha, benim büyük ordumu yok etti. Gürcistan muzaffer oldu. Hemen saldırın abi. Hemen müdahale edin. Saldır. Akalalki'ye saldır. Gürcistan'ın başkenti mi orası? Yok. Başkentinin kıyısı, orayı alıyoruz. Büyük bir ordu gücüyle girdik ve muzaffer olduk. Hemen oraya bir kısım asker. Şuraya Gürcistan'ın başkentine, Tiflis'e bir kısım asker. Buraya da bir kısım asker. Şuraya bütün orduyu yönlendirdik. Gürcistan sağa sola asker böyle böyle bir bizi biraz zorladı ama bir şey olmaz. Çözülmeyecek mesele değil. Hemen buraya müdahale. Hemen. Son kalan toprağa da dalalım. Aha kaçmaya başladı. Asiktir. Hadi yakala yakalayabilirsen şimdi. Şurada asker yetiştirir misin? Şurada da. Zaten kaybettiğiniz askerleri öyle topluyoruz. Bak bak bak. Bak bak sağa sola gidiyor bak. Hemen ez. Başını ez. Ezin orayı. Bombalayın. Yakın yıkın. Aa Gürcistan bitti. Teknoloji puanım da 5. Hemen ordu bakımına verdim. Gürcistan'la barış görüşmelerini de yapacağız. Gürcistan'ı da komple al dedik. Aynen. Süper. Talepleri de gönderdim. Gürcistan'da an itibariyle memleket topraklarına katıldı. Azerbaycan'la ilişkilerimiz ne? Neden hocam? Azerbaycan'la Türkiye'nin hiçbir mantığı yok böyle bir ilişki eksikliği içinde olmasının. 11 askeri kaldı Lübnan'a. Acınası. Tamam Lübnan bitti hocam. Nerede düşük istikrar? Pasakahta mı? Hemen oraya da yapalım. Akalalki. Akalalki. Adamlar çok has bir milletmiş. Bir türlü baskılayamadık adamları. Diplomatik bir hakaret geldi. Şeyden. Gürcistan'la barış. Ha Lübnan'la barış. Lübnan'ın tamamını al dedik. Evet dedik. Talepleri de gönderdik. Evet dedik. Tamam. Lübnan'ı da yiyoruz an itibariyle. Rusya ile ilişkimiz artı 40 güzel. Diğer devletleri çok boşladım. Fransa eksi 23'e düşmüş. Almanya artı 66 çok iyi. İngiltere artı 55 güzel. Fransa bir nefret ediyor benden. Onun eski sömürgelerini yediğim için galiba ama. Amerika o da iyi idare eder. Tamam güzel şu an iyiyiz ya. Ben genel olarak iyi durumdayız. Teknoloji level'ımız artmış. Bir puan daha gelmiş. İstikrar. Al mağara. Oraya artık gerek yok. Tripoli. Bas oraya. Beyrut'a da bas. Teknoloji puanını da ver. Biraz bayağı bir şöyle hızlandıracağım. Ne oldu lan? Siktir. Savaş geldi. Aman yarabbi. Aman yarabbi savaş. Ben bunu... Tabi hızlandırınca bir uyarı da vermiyor ki avradına koyduğum bunun oyunu. İran savaş açtı ya. Nereden çıktı ya? Birden. Vay göt çontası. Başka bana savaş açan var mı? Türkiye. Kimlerle savaşta? İran ve Uganda ile savaştaymışız arkadaşlar. Ne yapacağız? Lan dur lan. Barışıyordum. Teslim oluyordum Uganda yazdı. Valla bence iyi oldu. Şimdi ben İran'ı sikeceğim. Araştırmaya verdiğimiz bütün parayı kes. Artı 13.000 gelirimizi şuraya bir yapıştırdık. Şuraya da hemen asker yetiştirelim. Buraya da yapıştırdık zaten bitti. Ordu nerede? Bütün orduyu toparlayın. Herkes toplansın. Herkes Güneydoğu'da toplansın. Mevzu büyük. Mevzu çok büyük. İran'dan da toparlanın. Kuzeydoğu'da toparlanın. Çok pis dalacağım. Pis kuruldum. İran'a kuruldum. Mesaj cevap gerektiriyor. Hangi mesaj cevap gerektiriyor hocam? Tamam onunla savaştayım anladım.
Düşük istikrar var, anladım. Hangi mesaj cevap istiyor benden şu an? Ordu bakımını iyice düşürdük. Aha. Geldi, benim asker basmaya çalışıp para verdiğim yeri yedi. O galiba büyük hataymış. Ha yok, değilmiş, tamam. Orada güçlü olduğu için yenmiş. Bu Irak değil mi? Tamam, bu birlikler onları birazcık tutar diye düşünüyorum. Alttan seri ilerliyorlar hala ama. Of. Ekonomiye falan da darbe vuruyor tabii bu hareketler. Hocam burada acil. Büyük bir ordu kurulsun, acil. Nere bura? Adıyaman'da da hemen bir ordu daha kurulsun. O birlikler orada bir birleşsin önce. Lan ne ilerledi be? Doğuyu aldı adam valla. İlerledikçe de ilerliyor yani. Sen oradan git. Sen de buradan git. Ana vatanda bize düşman muamelesi yapılıyor. ...1088 kişiyle saldırıp kaybettik. Neyse, ilk zaferini kazandı Türkiye. İkinci zaferini de kazandı. Düşmanı püskürtüyoruz. Iğdır'dan düşmanı kovduk. Müthiş. Göt kırığına bak sen ya. Ben 2555 asker kaybettim. Nasıl oldu bu? Neyle daldı lan bu böyle? Benim koca orduyu ezdi orada. Kars'ı aldılar. Trabzon'u aldılar. Gelirimi düşürüyor bu kadar yere ala ala. Hemen oraya 400 asker gönder. Hemen Bingöl değil Erzurum'a 264 asker gönder. Ve ha yok, başka yere gönderemiyormuşum zaten. Erzurum'a bütün askerleri gönder. Burada sıkıntıdayız. Hemen asker basalım. Bütün paramızla. Musul benim değil zaten. Burada da basmaya devam edelim. Hocam saldıralım oraya, aynen. Iğdır'dan nereye? Nere lan bura? Kars. Dal. Kars'a dal. Babuş. Böyle. Aynen. Ordular birleşsin bir. Pis İran. Alçak İran. Kahpe İran. Mahvetti beni. Askerleri çok güçlü bunların ya. Benim çok askerim ölüyor bunların karşısında. Niye bu kadar fazla asker kaybediyorum ben? Adam sikiyor ya. Ama aha tamam. Tamam. Neyi düşürdün lan? Sen mi düştün? Yere düşmedin bence. Ha iyi. Kapılığı kırdım. Nasıl ya? Nerede kaldık lan? Buradan askeri basamıyor muyum ben şu an? Ne oluyor? Niye basamıyorum? Diplomasi mi yapmam lazım? Ha. Nasıl ya? Allah Allah. Neyse, şuradan basıyoruz. Bas abi. Bütün paramla bastım oradan. İlerle. Hayır hayır. İptal et. Sen buradan böyle ilerle. Full İran toprağı olmuş ya buralar. Yarısını buraya gönder. Geri kalanı buraya gönder. Sen de 579'la oraya dal hocam. Aynen, aldık. Toprakları geri almaya başlıyoruz. Alçak Perslerden geri alıyoruz topraklarımızı yavaş yavaş. Gürcistan'a doğru kaçmaya başladı o da şerefsiz. Bittin oğlum sen. Pis pis çıktım yani. Bütün İran'ı yemezsem en adi köpeğim, alçağım şu an ben. Devam et. Devam et hocam, yukarı doğru. Siz yukarı doğru devam edin. Sen de burası ne? Politik Erzurum bizde. Tamam, sen Ağrı'ya gel bütün birliklerle. Sen direkt gir artık. Öyle gir. Siz de buradan böyle gidin.
Sen abi şuraya yarısını gönder. Buraya da yarısını gönder. İran bitti arkadaşlar. İran mevzusu buraya kadarmış. Kapandı. İşgal edilen toprakları geri aldığımız yetmiyor. An itibariyle İran sınırlarına da giriş yaptık. Vatan millet Sakarya. Yiyeceğiz. İran'ı yiyeceğiz. Azerbaycan da bu savaşta birazcık destek çıksa iyi olurdu. Oradan da sürdük İranlıları. İlerle. İlerle. İlerleyin. Aynen. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım ne oluyor bakalım. Kim kimi sikiyormuş hadi bakalım. Şurada toparlansın bunların hepsi. Öyle bir isteğim var. Arkadakilerin hepsi şurada toparlansın. Sen şuraya sen gel, burayı sen kurtar. Siz de burada toparlanın. Sen gel abi böyle. Aynen. Hadi bakayım. Of! Ananı sikeyim. O ne? O ne? Büyük ordu geldi. Çok büyük ordu geldi. Adam basmış aga. Adam çalışmış arkada. Adam boş yapmamış. Tamam, tamam. Dur, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Problem yok. Orada yetiştiremiyorum. Burada yetiştireceğim. Bas. Şurada işgal edilen yer diye yetiştiremiyorum. Yetiştir, yetiştir. Sıkıntı yok. Çok büyük ordu basacağım ben de. Bizde de para var herhalde yani. Bas. Gel abi buraya gel sen. Sen kaçamıyor musun? Kaçamıyorsun. Tamam, sıkıntı yok. Oradan 1600 kişiyle geldi, kaybetti. Üf, 4000 kişiyle geldi, ezdi bizim birliklerin başını orada. Çok pis ezdi ama ben de onu ezeceğim şimdi. Aha! Oradan gelen birliğim öldürdü onu. 110 da orada öldü, kötü oldu. Tabii bazı yönetim problem... Of! Ama bitti. Adamın büyük ordusu bitti. ...600 kişi oraya gitsin. Al 400 kişi buraya gitsin. Buraya 400 kişi gitsin. Bu 500 kişi de buraya gitsin. Tamam. Acilen şurada da 2500 daha yetiştirdim. Diğerleri geliyor mu? Gelin abi. Herkese ihtiyacımız var. Eli silah tutan herkes lazım şu an. Vatan millet Sakarya mevzusu şu an. Aynen tamam. Tamam bitti bitti. Bir an önce burada eşek gibi yayılmam lazım. Derken yine karşı bir saldırıyla. Çünkü ben bir turu saldırmadan geçirdim. Geri zekalı gibi. Ha şimdi. Yetiştir abi. Hayır, hayır buraya. Aynen. Sen de buraya. Aynen. Sen oraya git. Bitmiyor mu bu savaş ya? Bu adamın gücü bitmiyor mu? Bu ne biçim adam ya? Harbi zengin ülkeymiş ya. Sağlam yetiştirmiş yani. Bütün İran'ın hepsini alıyorum hocam ama 87 puanım var. Alamıyorum. O zaman şöyle yapacağız. Buraları alıyoruz böyle. Tahran'a kadar ben burayı alırım. Kaç puan oldu şu an? Daha var bayağı puan. Al, al, al. Şunu Hazar Denizi'nden koparayım ben şunu bir. Şöyle Hazar Denizi'ne bu giremesin hiç. Eksik kalsın. Dangerous ne demek? Kapardım Hazar Denizi'nden. Hem belki şuna da dalmak isterim. Tamam mıyız? Tamamız. Gönder dedim. Ve evet, Türkiye büyüdü. Romanya'dan hakaret. Uganda. Uganda ile barış müzakeresi. Peki. Barıştık dümdüz. İspanya'da sıkıntıdayım niyeyse. Dur hakaret etme. Ateşkes teknoloji puanı. Çok iyi. Türkiye büyüyor. Şimdi hemen Tebriz mebriz. Buraları bir...
asimilasyonlarını gerçekleştirelim. Zaten paramız var. Valla bok gibi boyun dedik de aslında sardı ya. Devam etsek mi? Burayı da, burayı da, Batum'a da, Lanjan'a da, Zanjan'a da, Mianehe de, Gorgon'a da yapıştırdım. Yapıştıramadım galiba. Bu ne lan? Türkiye diye bir yer var burada. Garip. Ver ver, bir şey olmaz. Ha, param bitti. Ondan yapamıyormuşum. Tamam. Şimdi mutluluk gayet düzgün olduğuna göre artık biraz daha parayı basabilirim. Şöyle araştırmaya. Bas abi araştırmaya. Bas, bas, bas. Bas, bas. Artı 2 bas. Devam. Artı 3 oldu. Şimdi bunu nüfus arttırmaya veriyorum. Ve Türkiye'nin para harcama kısmı artık nüfus arttırma politikasına doğru yöneliyor. Türkiye'nin nüfus artış hızı %56. 16 bin harcama. Bas abi. Nüfus artsın, vergi alırız yani. Bas. Türkiye güçlü. Türkiye varlıklı. Türkiye kudretli. Hemen bina falan da yapalım. Harita modlarından gelire gelip. Ankara'da artı 107-170 gelir varmış. Yapamıyoruz. Bina almayan yer Homs'a yapalım. Yapamıyoruz. Subhukimiye yapamıyoruz. Kapan. Oraya da yapamıyoruz. Hiçbir yere yapamıyoruz. Tamam, o zaman birazcık nüfusun büyüsün de benim. Nüfus ne bizim? Diplomasi Türkiye 2026'dayım. 2,5 milyon nüfus. 2,6. 2,470. Ne oldu? Aha da korona geldi. As siktir. Of. 200 bin ölüm. Nerede? Burada. Yo, sıfır ölüm diyor. Nerede? Bir ölüm daha. Burada sıfır ölüm. Türkiye'den ölüm yok mu? Bunu geçen seferde çok anlamadıydım zaten. Bir gariplik var bunda ama neyi bilmiyorum. Bir şeyler oluyor vallahi. Yunanistan. Aa, Yunanistan geri gelmiş. Romanya Yunanistan. Garip. Çok garip sınırlar. Politik sınırlara gel bakayım. Sırbistan. Yugoslavya'nın orada şey var. Bosna Hersek. Arnavutluk büyümüş. Çok karışık. Orta Doğu Avrupa çok karışmış. Lan Almanya ne hale gelmiş? Belçika'ya bak. Harbiden saçma bir oyun ya. Olmayacak şeyler oluyor yani. Türkiye'ye baksana amına koyayım gerçi. Ama o benim ya. Dünyanın normal olması lazım. Buralarda yükseltmek lazım. Uyarı veriliyor. Türkiye'nin nüfusunun azınlık olduğu yerde bu iş yürümez. Bütün ordumuz burada mı hocam? Tamam. Bütün ordumuzu hangi sınıra çek? Bulgar sınırına doğru çekiyoruz. Türk ordusu Bulgaristan'a da girecek artık. Bu olacak yani. Ondan sonra Yunan'a gireriz. Bunların hepsini birden seçemiyoruz mu ya? Bütün orduları seçemiyor muyuz? Şunların hepsi şurada bir toplansın o zaman. Oraya götür getir götür getir, zor oluyor. Politiğe gel. Lan! Irak'tan savaş açıldı. Siktir, çok da asker var. Of. Of. Çok askeri var. Aniden geldi. Abi savaş açmadan önce ne bir uyarı ne bir şey. Bu oyun çok ani ya. Çok ani bir oyun. Nereden geldim birden amına koyayım ya. Yetiştirelim asker. Ay, komutları da verdim. Ebesinin amına gidiyor benim askerler. Of. Bu var ya, çok içime girecek benim. Çok. İşte stokta para tutmak lazım. Onu yapmıyorum ben. Göz göre göre mal gibi yapmıyorum onu. Hemen baba burada ölümüne. Bütün paramızla 60 bin altınla asker basıyoruz. Bakalım bu kadar askeri var mı bu göt çantasının. Mantıksız ya. Şöyle bir saldırı çok mantıksız yani. Of. Of. Büyük bir ordu parçası getirdi, ezdim. Bas abi, bas bas bas. Bas, her yerde asker bas. Bas.
Ne kadar basabiliyorsak. Sen onu es. Sen burayı şuraya çıtırdat. Ordular birleşik kalsın. Biz devam edin Süleymaniye'ye doğru. Bağdat'ın dibindeyiz. Bağdat'ı yememize ramak kaldı. Gir Bağdat'a gir. Bağdat an itibariyle Türk oldu. Bağdat'ı yedik. Bağdat'ı yiyene kadar diğer yerleri gösteriyor tabi. Aha Bağdat gitti abi. Türkiye muzaffer. Tabi o da ilerliyor şu an ama bir şey olmaz. Toparlarız şimdi. Paramız da var. Yunan sınırına giden askerlerim, Bulgar sınırına giden askerleri de toplarım biraz sonra. Orayı toparlarım. Hareket puanını sikeyim. Hareket puanı yok diyor. Yukarıda çünkü mal gibi sağa sola gönderdim askerleri. O yüzden hareket puanı yok. Musul ve Kerkük alındı bu arada. İyi haberler. Bu ne? Bunlar İran askeri mi? Lan İran'ın ben burada toprağını mı bırakmışım? Ha yok, İran toprağı zaten burada. Kafam çok karıştı. Çok korktum. İran'la ateşkes sürem de olmuş. İran bana savaş açmıyor ama değil mi? Tamam, sadece Irak'la savaştayım. Artık belli bir sınır cephesi oluştu. Bundan sonra Irak'ı artık yemece. Mevzu bu. Dümdüz ilerleyip Irak'ı yemek mevzusuna geçiş yaptı savaşımız. Aman oradan o çıktı, buradan bu fırladı. Artık öyle bir sıkıntı yok. Hatta şuradan bir posta daha asker basayım. Şuradan da basayım. Son olarak bir de buradan basayım. Bunlar da gelsin. Görsünler Türk'ün gücünü. Böyle kafalarına göre savaş açabilecekleri bir devlet olmadığımızı anlasınlar. Derken buradan bunlar yayıldı yine. Bir anda Süleymaniye'nin orada amına kodum çocuğu ya. Nereden çıkacağı belli olmuyor ya. Çok çabuk 150 kişi oluyorlar. Çok çabuk 35-40 kişi oluyor bunlarda. İlerleyin lan. Hadi. Hadi. Yeter artık. İlerleyin. Bak. İran'a gidiyor. Bak. Piçlere bak. Göt contalarına bak. Bıktım lan ben bu kovalamaca savaşından. Bir de Ömer geldi şu karmaşada. Allah'ım, sikeceğim ben bu Irak'ı. Bak bitmedi, oradan yine yayılacak, o hastalık gibi yayılacak oradan bak. Görürsün bak şimdi. Aa yayılmadı. Ama onu durduracak askeri gücün var mı? Var. Ezin. Ne olur onu sikin artık. Bitsin artık, Basra Körfezi'ne de... Lan! Yeter artık ya. Çıkma bir yere. Ne bağırıyorsun lan? Ya pezevenk ya bu Iraklılar. Vallahi öyleler ya. Dediğim gibi ırkçılık, milliyetçilik. Dini, milli, ırki derler ya. Valla Iraklı döveceğim şimdi buradan çıkıp. Bir oraya kaçıyor, bir buraya kaçıyor. Gerilla pezevenk. Ha? Hak ettin değil mi? Oh, sonunda be. Ya yeter, bu ne abi? Her yerden fırlıyor İranlı. Iraklı. İran bu kadar zorlamadı. Ki İran da büyük devlet. Gerçi İran zorladı da. Sinir stres olarak zorlamadı bu kadar. Bir sürü askerim öldü ya. Barışıyorum lan seninle. Hayatını sikiyorum senin. Bütün Irak'ı 82 puana an itibariyle aldım. Puh, amına koydum seni. Gönder talebi. Ne oldu? Türkiye kocaman. Türkiye büyük. Bu bölümün burada sonuna... Geliyorum ben bu bölümün burada sonuna. Ben buna devam ederim. Güzel videoymuş. Güzel oyunmuş bu. Hadi kapat. Hadi gittim ben.